Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Evet, geldik şimdi kesir problemlerinin en esil sorularının olduğu bölüme. Hadi yine bir ölçek hesabı sorumuz var. Bakalım. Şimdi ne diyor? Şekilde 1 bölü 200 ölçek ile bir evin krokisi çizilmiştir diyor. Evin gerçek yüz ölçümü 160 metrekare olduğuna göre x kaç santimetredir diyor. Şimdi bir kere bu sefer uzunluk tek boyutlu değil. Alan hesabı olduğu için bu ölçek geçerli değil. Ölçeğin de neyini almamız gerekecek? Karesini almamız gerekecek. Çünkü metrekare hesabına girdi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Normal alanımı bir hesaplıyorum. 4, 7, 10 çarpı x artı 2. İşte bu nun, bunun gerçek yüz ölçümüne oranı. Şimdi şuradaki 160 metrekareyi santimetre kareye çevirebilmek için 1, 2, 3, 4 tane 0 koyuyorum. Tamam mı? Eşittir işte. Sonra 1 bölü 2 yüze değil, 2 yüzün de neyini alacağım? Karesini alacağım. 4, yanına 4 tane sıfır gelecek. 1, 2, 3, 4. Şimdi sıfırları sadeleştir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane 0 gitti. Şundan içler şunları da sadeleştirelim. Şurası da 40 olsun. Şunu şuraya attım. Hatta şununla şunu da sadeleştirelim. Şurası ne olsun o zaman? 4 olsun. Şimdi x artı 2 eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 4. x eşittir kaçmış? 2'ymiş. Birinci sorumuzun cevabı Bursa. Şimdi ikinci sorumuz. Diyor ki eş karelerle oluşturulmuş şekilde buğday tarlasının sarı bölgelerine buğday ekilmiş kahverengi bölgelerine ekilmemiştir diyor. Buna göre kaç kareye daha buğday ekilirse ekili olan bölgelerin alanı ekili olmayan bölgelerin alanına oranı 5 bölü 3 olur. Ekillerin ekili olmayanlara oranı. Şimdi bir kere bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burası. 6 çarpı 8'den 48 birim karem var bir kere. Şimdi şu ekili olanları sayalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane ekili. O zaman 25 tane ekili var burada. 23 tane de ekili olmayan. Şimdi diyor ki kaç kareye daha buğday ekilirse buğday ekil alanlarımı arttıracağım 25 artı x'e düşecek. Ekili olmayanlar 23 eksi x'e düşecek. İşte ekili bölgelerin alanının ekili olmayanlara oranının bu oranın 5 bölü 3 olmasını istiyor. Bitti işim. İçler dışlar yaptım. 75 artı 3 x eşittir 115 eksi 5 x. Aldım bu tarafa. Burası 8 x yaptım. Bunu bu tarafa aldığım zaman burası 40 yaptı. Her iki tarafı 8'e böldüğümde x eşittir 5. 5 tanecik daha ekersek istenilen durum olmuş oluyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi üçüncü sorumuz. Celal dede. Benim dedem bu arada Celal dede. Allah rahmet eylesin. Hacı dedem. Ee, Hacı da öldü dedem. Ben çok küçüktüm. Allah rahmet eylesin. Dua edin dedeme. Evet şimdi bakalım. Celal Dede aşağıdaki aşağıdaki vasiyetnamesinde dikdörtgen biçimindeki bir bahçeyi üç kızı ve dört oğluna nasıl paylaşacağını anlatmıştır diyor. Bahçeyi dört eşit arsaya bölüp deniz tarafındaki olan arsaların birini üç kızım eşit bölüşsün demiş. Deniz tarafındaki arsanın birini üç kızım eşit bölüşsün demiş. Tamam mı? Sonra demiş ki yol tarafındaki arsaları dört oğlum eşit bölüşsün. Şuradaki arsaları iki arsayı dört oğlu eşit bölüşecekmiş. Deniz tarafında kalan arsayı bütün çocuklarım eşit bölüşsün demiş. Yedi çocuk eşit bölüşecek demiş. Buna göre Celal dedenin bir oğlunun aldığı mirasın bir kızın aldığı mirasına oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar İsterseniz x diyerek yapabilirsiniz. İsterseniz şimdi bak bir kere 7'ye böleceğimiz bir şey var, 4'e böleceğimiz var, 3'e böleceğimiz var. Şimdi ben bu arsanın tamamına 4 ile 3'ü çarptım, 12 7 ile de çarptım. 84x dedim. Şimdi 84x'i bir kere 4 eşit parçaya ayırıyor önce. Ne yapıyor 84'ü? 4'e bölüyor. Ne yapıyor? 21x. Yani buraların her biri 21x kadar. Hadi işi bitirelim şimdi. Bir kere burayı 3 kız eşit bölüşüyormuş. O zaman şu anda her kız 7x kadar aldı bir. Kızların her biri 7x aldı. Şimdi burayı 4 oğlu erkek bölüşüyormuş. 4 erkek oğlu bölüşüyormuş 42x'i. 42x'i 4 çocuk erkek çocuk bölüşecek. O zaman buradan ne geldi? Eee 21x bölü 2. Yani şu anda bir erkek bir erkek ne kadar aldı? 21x bölü 2 kadar aldı. Şimdi işte şurayı da 7 çocuk eşit bölüşecekmiş. 7 çocuk eşit bölüşecekse 21x'i 7 kişi bölüşürse her çocuk ne kadar alacak? 3x. Yani kızların aldıkları 10x'e yükselecek. Erkeklerin de 21x bölü 2'ydi. 3x daha eklenecek. 6x 27x bölü 2 yapacak. İşte şunların oranını soruyor şimdi bize ne? Celal dedenin bir oğlunun aldığı miras yani 27x bölü 2'nin 10x'e oranını istiyor. Yani ne oldu? 27x bölü 20x. X'ler zaten götürür. Bir sadeleştirmemiz yok. Evet üçüncü sorumuzun cevabı Adana olmuş olur. Evet dördüncü sorumuz. Diyor ki Harun uzun kenarı kısa kenarının iki katı olan dikdörtgen şeklindeki kağıdı ortasından katlayıp bir kare oluşan kareyi ortasından katlayıp bir dikdörtgen kağıt elde etmiştir diyor. Tamam mı? Önce dikdörtgeni katlamış bir kare, kareyi bir daha katlamış, böyle yapmış. Harun'un yaptığı işlemi öğrenen kardeşi, Harun'un bıraktığı aşamadan devam ederek üçüncü şeke, 3 üçüncü kare şekli elde edilince katlama işlemini bırakmıştır diyor. Üçüncü kare şekil elde edilince. Buna göre son durumda oluşan karenin bir yüzünün alanı ilk dikdörtgenin bir yüzünün alanının kaç katıdır diyor. Şimdi bak bir kere bunun alanı x kadarsa bunun alanı x bölü 2 bunun alanı x bölü 4. Yani alan sürekli kaça bölünerek gidiyor? 2'ye. O zaman şimdi biz bir kere burada kaç kez bölmüşüz? İki kez bölmüşüz. Tamam mı? Ondan sonra bu dikdörtgeni yine katlıyor. Ondan sonra o yine katlıyor. Yani sürekli katlayarak gideceğiz. Şimdi o zaman biz ilk dikdörtgenin alanına 128x diyelim. Tamam mı? Şu 128x olsun. Şimdi ne yapıyorum? Yani niye öyle dediniz? Çünkü fazla böleceğim. Kareler oluştuğuna kadar 2'nin kuvvetli bir şey seçtim. Yani küsürlerle uğraşmak istemedim. Ayrıca bir hesap yapmadım. Şimdi birinci kare. Direkt bir kez katlayınca birinci kare oluştu. 64x. Sonra burada dikdörtgen oluştu. 32x. Şimdi bu dikdörtgeni katlayınca ne oluşacak? İkinci kare oluşacak. İkinci karenin alanı ne yapacak? 16x yapacak. Bu 16x'i bir daha katladığın zaman 8x bu dikdörtgen olacak. Sonra bu dikdörtgeni bir daha katladığında 4x üçüncü kare oluşmuş olacak. Diyor ki ne diyor? Hmm, son oluşan üçüncü kare elde edilince katlama işlemini bıraktı. Bıraktı artık. Diyor ki işte bunun alanının bunun alanına oranı nedir diyor. Zaten ben alanlarına söylemiştim. İlkinin alanı bu. İkinci şey son durumum bu. 4x bölü 128x. Şu x'leri birbirleriyle sadeleştirdim. 1 bölü 32 mi yaptı? Evet dördüncü sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? Ceyhan olmuş oldu. Hadi bakalım 5. Beş. Şimdi 5. sorumuzda da diyor ki aşağıdaki tabloda 3 öğrencinin birlikte tuttukları evin masrafları için e, harçlıklarının kaçta kaçını harcadıklarını göstermektedir diyor. Hemen bir video yüklemeye atalım mı problemlerden? Hı. Dosya seç. Up 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 up. nerede bu? Elements render olanlar oran orantı 3 yükle. Tamam. Yüklemeyi de yapalım bu arada. Vakit şey olmasın. Vakit nakittir. Şimdi bu kira için haçlıklarının kaçı? Bu kendi haçlığının 1 bölü 5'ini. Kendi haçlığının 1 bölü Yani kendi haçlıklarının bu kadarlarını bunlara veriyorlarmış. Ammit haçlığını, haçlığının e, ee, ne diyor bu? Bunlar neyse Neyse şu anlar ama yukarıda grafikte vermiş zaten. onu nasıl böyle bir şey olmuş onu anlayamadım yalnız. Kaçıncı soru bu? Beşinci soru. Şuraları bir yuvarlak içine aldım. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Ahmet işte 1 bölü 5'ini kiraya, 1 bölü 4'ünü gıdaya, 1 bölü 5'ini işte bir şeye vermiş. Şimdi demiş ki Burak ve Cihan'ın haçlıkları birbirine eşittir. Burak ve Cihan'ın haçlıkları birbirine eşittir. Fatura masrafları kiradan 800 lira daha fazladır demiş. Tamam. Gıda masrafları fatura masraflarından 150 lira daha fazladır. Buna göre 3 kişinin harçlıkları toplamı kaç liradır demiş. Şimdi bir kere şunların harçlıkları birbirlerine eşitmiş. Şimdi bu hadi şimdi verileri yerleştirelim güzelce. Şimdi ilk önce şunun 4 ile 5'i çarptım. 20 dedim. Bunun geliri 20x kadar olsun. Geliri değil şeyi harçlığı Bunlarınkileri eşitmiş. Bununki kaç olsun? 18y olsun. Tamam mı? 18 değil 12y olsun. 6, 3, 4'ün katı. Bununki de 12y olsun. Tamam. Bu 1 bölü 5'ini kiraya vermiş. 20x'in 1 bölü 5'ini kiraya verdi. 4x kiraya verdi bu. 1 bölü 4'ünü 5x'ini gıdaya verdi. 1 bölü 5'ini 4x'ini faturaya verdi. Tamam. Diğerlerine geçelim şimdi. 12y'ydi. 1 bölü 6'sını 2y'sini buraya verdi. 4y'sini buraya verdi. 3y'sini buraya verdi. 1 bölü 4. 3y 3y 4y buraya verdi. Tamam. Şimdi iş bitti. Şimdi diyor ki demek ki bizim kira gelirimiz, kira masrafımız toplam neye eşitmiş? 4x artı 5y'ye eşitmiş. Bu kiramız. Gıdamız 5x artı 7y'ye eşitmiş. 5x artı 7y gıdaymış. Sonra buradan 4x artı 7y de neymiş? Faturaymış. Şimdi bilgilere bakalım. Fatura masrafı kiradan 800 lira fazladır. Fatura gıdadan. Bundan bunu çıkarıyorum şimdi. Bak 4x'ler götürüyor. 5y, şey 7y, 5y'si gitti. 2y. Ne kadar fazlaymış fatura kiradan? 800. Bitti iş. O zaman ikiye böldüm. Y eşittir kaçmış? 400'müş. Bu dursun cepte. Tamam. Gıda masrafları gıda masrafları fatura masraflarından 150 fazlaymış. Şu, şundan 150 fazlaymış. Çıkar. 5x'in 4x'i gitti x. 7y'ler götürdü zaten. Ne kadar fazlaymış? 150 fazlaymış. Yx'i de buldum. Bu üç kişinin harçlıkları toplamı kaçtır diyor. Buna 20x demiştik biz x'imiz 150 idi. Çarptığım zaman bununki 3000 lira yaptım. Artı 12y demiştik. Bununki 4 ile çarparsak 48. 4800 bununki. Bunlarınki eşitti zaten. 4800 da bu. 9600. 3000 daha. 12600 gibi bir şey oldu. Beşinci sorumuzun cevabı denizli olmuş oldum. Evet şimdi 6. sorumuz birazcık daha zar tık zor bir soru iyi anlaman gereken bir soru. Şimdi yukarıdaki şekilde tekli koltuk sıra sayısı ile çiftli koltuk sıra sayısı yani buradaki sayılar birbirine eşitmiş. Eşit sayıda olan otobüs koltuk düzeni verilmiştir. Şimdi bayan yolcuların 1 bölü 4'ü. Eee bayan deyince de kızıyorlar bu arada bazıları. 1 bölü 4'ü erkek yolcuların 1 bölü ikisi yan yana oturmaktadır. Bayan yolcuların 10 tanesi yan yana oturmaktadır. Erkek yolcuların iki tanesi tekli koltuklarda oturmaktadır. Şimdi bir mantığını kuralım. Bir kere bayan yolcuların 1 bölü 4'ü ile erkek yolcuların 1 bölü ikisi yan yana oturduğuna göre bunların sayıları birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman Buradan iç şuradan içler dışlar çarpımı yaparsanız ne gelecek? 2 ee, bayan eşittir bayan eşittir 2 erkek. Yani bayanların sayısı 2K kadarsa bak bayanların sayısı 2K kadarsa erkeklerin sayısı kaçtır? 1K'dır. Şimdi bu kenarda dursun. Yani bayanların sayısı erkeklerin sayısının 2 katıdır. Şimdi başlayalım. Veya şöyle yapalım. 1 bölü 4'ü ve 1 bölü 2'si dediği için şöyle şey demeyelim. 4K'ya 2K diyelim. Tamam mı? Sayılarımız bu. Şimdi bayan yolcuların 1 bölü 4'ü ile erkek yolcuların 1 bölü 2'si yan yana oturmaktadır. İkili koltuklara bunları yerleştiriyorum. Bir bayan, bir erkek. Bir bayan, bir erkek. Kaç da kaçı? 1 bölü 4'ü. Kadınların bir yani K tane böyle olmuş olacak. Yani bu sıradan bu sıradan kaç tane var elimde şu anda? K tane var. Tamam mı? K tane erkek, K tane kadın oturuyor burada şu anda. Bayan yolculardan 10 tanesi yan yana oturuyormuş. Bak burada sadece kadınlar var. 10 tanesi yan yana oturuyorsa kaç sırada oturuyor bu 10 tanesi demek ki? 5 sırada oturuyor. Tamam mı? Burada kaç sıram var? 5 sıram var. Bu 5 sırada da 10 tane kadın var. Tamam. Erkek yolculardan iki tanesi tekli koltuklarda oturuyormuş. Erkek yolculardan iki tanesi tekli koltuklarda oturuyormuş. Tamam. Ee, buna göre, buna göre otobüste bulunan tekli koltuk sayısı kaçtır diyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu çiftli koltuk var mı başka ona bakacağım. Şimdi erkeklerden kaç tane oturdu? Buraya K tane. Biz şey, erkeğim kaç tane var? 2K. K tanesi burada oturdu. Kaç tane kaldı? Bak 2 kydı K'sı burada oturdu. İkisi burada oturdu. Ne kadar erkek kaldı elimde? K 2 kadar erkek var. Şimdi o zaman bu K eksi 2 tane erkek nerede oturuyor? Tek, çiftlik koltuklarda oturuyor. Tekleri söylemiş. Peki K 2 tane erkek ikili ikili oturursa kaç sıra yapabilir bize? K eksi 2 bölü 2 tane sıra yapabilir. Yani çiftlik koltukların sıra sayısı bu. Yani çiftli koltuk toplam kaç tane var bakalım. K tane burada var. 5 tane daha var. Artı ne kadar var bir de? K eksi 2 bölü 2 tane var. Şimdi paydasını eşitleyelim bunların. 2K. 1K da burada. 3K. Buradan 10. ikisi gitti. Artı 8 bölü 2. Bu kadar çiftli koltuk sırası var. O zaman tekli koltuk sırası da bu kadar olmalı. 2 tanesi burada. O zaman buradakilerde hep ne oturuyor? Kadın oturuyor. Şimdi 3K artı 8 bölü 2 tane toplam koltuk sıram var. Eksi 2 erkekleri atıyorum çıkardım. Burası ne yaptı? 3K artı payda 4 bölü 2. Kim bunlar? Kadınlar. Hadi bitirelim işi şimdi. Şimdi kadınların sayısına bir bakalım. Burada kaç tane kadın var bu sırada? K tane. Burası tamam. Burada kadın var mı? Hepsi kadın. 5 beş, beş sıraya kadınlar oturdu. 10 tane kadın var. Burada kadın yok erkek yolcular oturdu. Bir de burada kadın var. Ne kadar? 3K artı 4 bölü 2 kadar birer birer oturdu. İşte kadınların sayısına kaç K demiştim? 4K. Erkeklerden de gidebilirdik fark etmez. Şimdi paydasını eşitliyorum şurası. 2K 3K daha. Ne yaptı orası? 5K yaptı. Şöyle üstünde çözeyim. Artı o 20, 24 yaptı. Artı 24 yaptı. İçler dışlar yaptım. Eşittir 8K. Attım bu tarafa 3K eşittir 24. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman K eşittir ne yaptı? 8. Tekli koltukların sayısını soruyor. Bak K yerine 8 yazarsam 3 ile 8'i çarptım. 24. 24'te 4'ü topladım. 28. 28'i 2'ye böldüm. 14. İki tane de burada var. 16 tane tekli koltuk varmış. 6 Bursa. Biraz zor mu? Hadi bakalım. İkili bir şey sorusu. Kesir problemi sorusu. Aşağıdaki şekilde A ve B araçlarına ait kendi içlerinde eşit bölmelere ayrılmış yakıt depoları görülmektedir. Tamam. A aracının B aracının kendi içlerinde eşit bölmelere ayrılmış. Göstergeler şekildeki konumdayken her iki araç eşit miktarda yakıt bulunmaktadır. Yani bu deponun bakıyorum bu 2 bölü 3'ü 1 bölü 3'ü boş buradan buraya gidiyor. 1 bölü 3 2 bölü 3 her birim 1 2 3 4 parçaya ayrılmış. Yani 1 bölü 3'ü 4'e bölmüş. Her dilimim demek ki 1 bölü 12 kadar. Bak şöyle yap buraya. Şimdi 1 bölü 12 yapabilmek için 4 ile genişlet şunu. Şurası 4 bölü 12'sidir deponun. Tamam Burayı da 4 ile genişlet. Burası 8 bölü 12'sidir. 9 bölü 12'sidir. Burası da 10 bölü 12'sidir. Şimdi A aracının A aracının deposunun 10 bölü 12'si ile öbürüne bakalım şimdi. 1 bölü 3 bundan sonra ne olmuş? 1 bölü 3 2 bölü 4 burada bir yanlışlık olmuş. Orası 1 bölü 3 değil arkadaşlar. O bizim de gözümüzden kaçmış. Şurası 1 bölü 4 olacak. Tamam mı? Eşit bölmeler çünkü. Şimdi o zaman buraya da baktığım zaman kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. Bunu da 5 ile genişlet o zaman. Tamam mı? 5 ile genişlet. 5 ile genişlettiğin zaman burası ne yaptı? 5 bölü 15 yaptı. Her dilimimde 1 bölü 5 1 ne kadar götürecek? 1 bölü 15 kadar götürecek. Şimdi o zaman şurayı da 5 ile genişletirsen şurası 15 bölü 20 tam şu kırmızı yer ne yaptı? 15 bölü 20 yaptı. O zaman B deposunun 15 bölü 20'si ile A deposunun 10 bölü 12'si birbirlerine neymiş eşitmiş. Ama Buna göre B aracının deposu toplam 80 litre yakıt aldığına göre B'nin ne kadar aldığını söylemiş? 80 aldığını söylemiş A'yı soruyor. Sadeleştirdim şurada 4. Buradan e, ne geldi? 10 A. Hadi içler dışlar yapalım. 12'yi ile atalım. 12 çarpı 4 çarpı 15. Şimdi her iki tarafı 10'a bölelim A'yı bulabilmek için. Çat şunlar götürdü. 5 ile sadeleştirdim. Şurası 3. 5 sadeleştirdim 2. Şurayı sadeleştirdim 2. Buradan 6. 12 ile çarptık. 72. A e, 72 A aracının deposunu tamamen doldurmak için demiş. A aracının deposunun ne kadarı dolu şu anda? 10 bölü 12'si dolu. Doldurmak için 2 bölü 12'si daha lazım. Yani 72'nin 2 bölü 12'sini sormuş soru bize. Sadeleştirdim. 6, 12 litre yakıt yeterlidir. 7. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet bunun cevap anahtarında bir problem olmuş sanırım. Bursa Cevap gibi görünüyor. Ben hata yapmadıysam. Hadi bakalım. Akif elinde bulunan altıgen ve eşkenar üçgen kağıtların her birini rastgele sarı veya mavi renklere boyamıştır diyor. Tamam boyasın bakalım Akif. Boyadığı kağıtlarla ilgili aşağıdakiler bilmektedir. Şekillerin 3 bölü 5'i eşkenar üçgen olup 2 bölü 5'i sarı renklidir. Mavi renkli şekillerin sayısı sarı renkli say şekillerin sayısının 3 katıdır. Bak şimdi. Akif elinde bulunan altıgen ve eşkenar üçgen kağıtların her birini rastgele sarı veya mavi renklerden birine boyamıştır. Şimdi bir kere eşkenar üçgen kağıtlar var. Bir de altıgen kağıtlar var. Bazılarına ona bazılarına ona boyuyor. Şekillerin 3 bölü 5'i eşkenar üçgenmiş. O zaman şöyle yapalım. 3 bölü 5'i eşkenar üçgense demek ki 3x kadar eşkenar üçgen varsa 2x kadar da neyimiz var? Altıgenimiz var. Tamam mı? 3 bölü 5'i eşkenar üçgense? Kalanları budur. Bunu bir kere kurduk. 2 bölü 5'i sarıymış. Şimdi bütün hepsine kaç x demiştik? 5 x demiştik. 2 bölü 5'i yani 2 x tane sarı varmış. Ama hangilerinin sarı olduğunu bilmiyorum. Sarı bunda da var, bunda da var. Tamam mı? Mavi renkli şekillerin sayısı, Mavi renkli şekillerin sayısı, Sarı renkli e, altıgenlerin sayısının, Bak mavi renkli tüm şekillerin sayısı, Mavi renkli şekillerin sayısı kaç x? 3x. Bak bu mavi olanlar. Sarı olanlar 2x'ti çünkü. 3x diyor ki mavi renkli şekillerin sayısı sarı renkli altıgenlerin sayısının sarı bak sarı altıgenlerin sayısının 3 katıdır. Demek ki sarı altıgen kaç tane var? x tane var. Bak o zaman sarı altıgen x tane varsa bak şuraya geri dönüyorum şimdi. Şimdi baştan yazıyorum. Neyim var? Eşkenar üçgenden 3x üç tane var. Altıgenden 2x tane var. İşte bunun x tanesi demek ki neymiş? Sarıymış. Demek ki x tanesi hangi renkmiş? Mavi renkmiş. Bitti. Şimdi o zaman toplam 3x tane mavi var mıydı? O zaman 3x tane mavi varsa mavilerin x tanesi bu taraftaysa şunu da siliyorum. Bu 3x'in 2x tanesinin ne olması lazım o zaman? 2x tanesinin mavi olması lazım. Çünkü toplam mavi sayımın 3x olması lazım diyorum. Toplam sarı sayısının da x olabilmesi için bunun sarı sayısı da bunun sarı sayısında x tane sarı olması gerekiyor. Tamam. Bundan sonrasına bakalım. Akif'in boyadığı mavi renkli eşkenar üçgenlerin sayısı mavi renkli eşkenar üçgenlerin sayısı sarı renkli altıgenlerin sayısından sarı renkli altıgenlerin sayısından yani 2x eksi x'ten bahsetmiş. 12'dir demiş. Toplam kaç tane kağıt boyamıştır? 5x tane demiştik. 5 çarpı 12'den sorumuzun cevabı 60 olmuş oldum. Evet arkadaşlar bitirdik bunları yaş problemleriyle devam edelim. İyi bak kendine bay bay.